cenazelere gittiğimiz zaman bazen mesela çok kalabalık oluyor. Ama tabutu taşımak gerekiyor bir şekilde. Bunu da hatta İlvan kitaplarında anlatılmış. Az önce de yine mezarla toprak atmak evet. tavsiye edilmiş. Bunları yapmazsak bir günah olur mu? Yok, günah olmaz. Cenaze namazına iştirak etmek yapamazsak daha doğrusu. Farz-ı kifayedir. Cenazenin bu hizmetleri de farz-ı kifayedir. Yani farz-ı ayın değildir. 3-5 Müslüman bu hizmeti yerine getirince diğerlerinin üzerinde sakıt olur. Hele zaruri bir durum söz konusuysa işi vardır, yetişememiştir. Veya cenaze namazını kılmıştır, o anda başka bir işi vardır. Hemen ayrılması gerekir. Tabii. Defin için gidecek olanlar vardır. Onlar o yükü alır. Diğerlerinin üzerinden bu borç düşer mi? Evet, düşer. Şimdi kitaplarda anlatılıyor. 3-5 Müslüman şehadet derse bunu genelliyorlar bazıları. Bu 3-5 Müslümanla kasıt Ehl-i Sünnet itikadında samimi, ihlaslı, gerçekten İslamiyet'i iyi öğrenmiş ve hayatına geçirmiş kimselerin şehadeti makbuldür. Yoksa 100.000 kişi namaz kılıyor. Ama öylesine kılıyor. Ya biz de Ehl-i Sünnet'iz diyor falan. Vallahi 1.000.000 olsun, bir faydası olmaz onun. Necip Fazıl'ın dediği gibi 4 sağlam adam yeter. Yeter. Bunun için de efendim işte cenazesi çok kalabalıktı. Doğru, olabilir. Adam hatır için gitmiştir, orada görülmek için gitmiştir. Veya bir menfaati vardır, onun için gitmiştir. Gitmezsem, ben orada görünmezsem beni ayıplarlar, neredeysin diye sorarlar diye gelmiştir. Kimsenin kalbini bilemezsin. Herkes de böyledir diyemezsin. Ha böyle, böyleyse, kitapları yazıyor bunu, böyleyse, o zaman 1.000.000 kişi de olsa bir işe yaramaz o. Şimdi mesela Umum Belva diye kitaplarda bir şey geçiyor. Efendim işte artık bu Umum Belva olmuştur falan. Kendisi İslam alimliği takdim eden diş dolgusu hakkında öyle söylüyor. Artık bu Umum Belva olmuştur falan. Umum Belva dediğin kitaplara sünnet-i seniye uygun olan bir harekettir o kitaplarda yazan. Senin kafana göre aynı şekilde uydurduğu şeyler değil. Ve Müslümanların çoğu küfür alametlerini yapmış olsa bu helal ve mübah olmaz. Küfür olmaktan çıkmaz. Haramları çok kimse işlese, herkes ayyaş olsa içki haram olmaktan çıkmaz. Zina meşru hale gelse zamanımızda beraberlik diyorlar. Nikahsız yaşıyor. Doğan çocuk da piç oluyor. Efendim işte herkes böyle yapıyor falan. Herkesin yapması o zinanın. Zina olmadan çıkma durumu söz konusu olmaz. Ama bazı mübahlar vardır. Mesela kafirlerin adetlerine bağlı, İslamiyet'in aynı şekilde reddetmediği bazı şeyler vardır. Masada yemek yemek mesela ve ayrı tabaklarda yemek yemek mesela. Bu adete bağlı şeyler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları da kitaplarına yazmışlar. Bunları böyle yapmanın bir mahsuru olmaz. Bunları böyle yapmanın bir mahsuru olmaz diye de bildirmişlerdir. Dolayısıyla cenaze namazına iştirak etmek, cenazeyi yıkamak Müslümanların vazifesidir. Peki efendim, meyitin kim olduğunu bilmiyoruz. İşte bir arkadaş tanıyoruz. O dedi ki ya böyle işte namaz kılan bir arkadaş vefat etti falan. Biz de gittik. Biz hüsnü zannederiz ona. Peki efendim, biz hüsnü zannettik diye o kimse imansız gitmiş olsa o cehennemden kurtulur mu? Hayır. Peki tanımadığımız için biz hüsnü zannetmemizin bize bir zararı olur mu? Hayır. Hayır. Ben daha çok gittiğimiz cenazelerde takılıyorum. Yani zaten tabutu hani 40 adım taşımak tavsiye edilir. Neredeyse 40 adım yok bile. Hani araca alıyorlar. Bir de öyle bir şey ki tuttuğu zaman bırakmayanlar var. Yani öyle midir yani? Ben tuttum, ben götürürüm arkadaş falan. Hele böyle kalabalık olan cenazelerde bakıyorsun tabuta 100 kişi birden saldırıyor. Yani ulaşma mümkün değil. Ve taşıma usulü de aynı şekilde. Rayından çıkıyor orada. Çıkıyor artık. Artık eller üstüne falan alıyorlar. Halbuki omuza konması gerekir şeyi falan. Onların hepsi çıkıyor. İkaz ediliyor falan. Senin ikazında kimse kale aldığı yok. Herkes bir dine göre hareket ediyor. Yapacak orada hiçbir şey yok.
cenazeye zarar vermez değil mi? Yok, vermez. Cenazeye zarar vermez. Orada hani bazıları cenaze namazından sonra gidecektir. Ya hiç olmazsa tabuta elim değsin diyor, uzatıyor falan. Yapacak bir şey yok yani. Yani taşıyamadım ama, omuzumu alamadım ama birazcık şey yapayım falan. Zaten camilerde musalla varsa hemen caminin bahçesinin önünde de araba duruyor. Evet. İşte oraya kadar taşıyorsun. Bir de mezarlığa indirirken işte yakın mıdır şey mezarlığın kapısına, bazı mezarlıkların içerisine cenaze arabası giriyor. Giriyor. Ta mezarın yanına kadar da gittiği de olabiliyor falan. İşte 3-5 adım taşıyorsun, o kadar yani, 40 adım falan yok. Bazı şeyler devreye girmiş. Yani kitaplarda yazılı olanları aynı şekilde değiştirmiş. Hatta şeyde ben dikkatimi çekiyordu. Saadet-i Ebediye de yazıyor. Medine-i Münevvere'ye gidildiği zaman, hacca gidildiği zaman uzaktan Ravda-i Mutahhara görülür. İşte önceden gusül, abdest almalı. Ondan sonra tazim etmeli. Görür görmez şu dualar kurur şuna. Ravda-i Mutahhara işin dibine varışta zor görüyorsun zaten. Değil mi? Hepsini şey yapmışlar. Kabe-i Muazzama. Yani şehir adağına çıksan zor görürsün, etrafını böyle adam şeyle otellerle doldurmuş, şey de yükseltmiş yani, Kabe'yi iyice kapatmış, utanmasa güneşten koruyalım diye yarın bir gün o Kabe'nin üstünde kapatacak, dolayısıyla dinin emir ve yasakları unutulduğu zamanlarda, onun için ısrarla buyuruluyor, Hani Seyyid Abdülkemal Vazı Hazretleri artık mürit yok, muhif var buyuruyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kitaplarında haberi yazmışlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu bir hadis-i şerif var. Öyle zaman gelme durumu söz konusu ki onda birini yapan kurtulacak. Ve sahab-ı kirama hitaben de siz onda dokuzunu yap, birisini yapmazsanız helak olursunuz. Yani dereceleri düşer, oradaki helaktan murat oymuş. Yoksa kaybedersiniz, cehenneme gidersiniz manasında değilmiş. Sahab-ı kiram da sebebini soruyor. Siz diyor hayırda iyilik yapmakta yardımcılar buluyorsunuz. O zaman da yardımcı bulmak şöyle dursun. Biz 20 senedir burada anlatıyoruz falan. Ne ya, kaza namazlarda, gusül abdeste falan. Olur olur ya, bu zamanda niye bu kadar zorluk çıkartıyorsunuz? O kadar da inceleyip sık dokumayın. Şimdi mesela bize maille veya telefonla ulaşanlar oluyor. Sizin hakkınızda işte bu dini değiştiriyor. Değiştiriyormuşum ben. Dini. Çünkü hoparlörlere karşısın. Ondan sonra diş dolgusu varsa taklit etmen lazım diyorsun. Değil mi? Tabii. Ondan sonra zekatı altınla vermeniz lazım diyorsun. Değil mi? Sandalyede namaz kılınmaz diyorsunuz. Değil kısa mi? Kollu namaz kılınmaz, takkesiz, çorapsız namaz kılınmaz diyorsunuz. Hakikaten işte neler de diyor. Ne kadar çok yani engel çıkarıyorsunuz. Adam haklı yani. Adam şortla gidiyor namaz kılıyor değil mi? Tabii. Yani bırak kılsın yani. Niye müdahale Niye ediyorsun? Müdahale ediyorsun? Niye müdahale ediyorsun? Allah Allah. Şeyde bunları böyle duyunca... demek ki Hazreti Mehdi'ye kadar daha da bozulacak ki o zamankiler Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi adetler din yerine geçecek. O adetleri din zannedecek. Öyle yapacak falan. Hazreti Mehdi'yi doğruyu anlatınca diyecekler ki bu bizim dinimizi bozuyor. Yani dinimizi değiştiriyor diyecekler. Şimdi bile diyorlar. Şimdi bile diyorlar tabii. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakil yapınca mesela adam diyor ki ben diyor Hüseyin İlmi Efendi'yi çok takdir ederim, severim falan. Ama Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarındakini anlatınca ne diyor bu ya, bu dini değiştiriyor diyor, tamam mı? Ne diyor bu, dini değiştiriyor. Ve işin enteresan tarafı ne biliyor musun? Düşman tamam düşmanlığını yapacak da dost görünen düşmanlar var. Esas bunlar münafık yani 200. Esas bunlar. Ömründe bir defa doğru dürüst saadette bir diye okumamıştır. Mesela İslam ve Toplum programını belki de ömründe hiç dinlememiştir. Ama işte Osman Hoca o İslam ve Toplum programında böyle hiç İslamiyete uygun olmayan şeyleri yanlış anlatıp şeyler yanlış şeyler anlatıyor diyebiliyor. Ya Allah'tan korkun be, toprağın altı var, bunun hesabı var. Ama diyeceksin ki o rotasını çizmiş, cehennem yolunu tutmuş, nefsi aynı şekilde gelmiş kalbine oturmuş. Fakat bütün bunlara rağmen Rabbim hidayet versin demekten başka da bizim yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Din Allah-u Teala'nın veren o, Aziz Mahmud Teala Hazretleri'nin buyurduğu gibi alanda odur. Allah-u Teala hepimizin sorunu hayır eylesin inşallah Teala. Bir şeyler sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz. Sözünüzü kestim galiba. Özür dilerim.
sözünüzü kesmedim değil mi? Hayır. Bir şey söyleyecektiniz sanki. Gıyabi cenaze namazı kılınır mı? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında yaşayan o zamanki Habeş hükümdarı imar etmiş. Hatta Ümmü Habibe validemiz radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam halasının oğlu Abdullah bin Cahş'la evliydi. Orada irtidat etti, o döndü papazdan şeyle. Seni dedi boşarım dedi. Boşadı. Ve Ümmü Habibe validemiz ben dedi imanımla vazgeçmem. Vazgeçmeyince boşadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Süfyan'ın kızıdır bu. Hazreti Muaviye'nin de aynı şekilde kardeşi ablası, veya ablasıdır. Ablasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderdi. Bu imanının kuvvetli olması sebebiyle Peygamber Efendimiz'in hanımlarından olma, yani müminlerin annelik makamına yükseldi. Bir de ileride onun çok büyük bir siyasi faydası olacaktı. Ebu Süfyan'ın annesi Hazreti Hind'in Müslüman olmasına vesile oldu. Çünkü otomatik olarak Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'in kayınpederi oldu. Hanımı Hazreti Hint de Peygamber Efendimiz'in kayınvalidesi oldu Ümmü Habibe validemizle. Ve daha sonra vefat etti o hükümdar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gıyabında cenaze namazı kıldı. Bu kitaplarda yazılı. Yani cenaze namazı var. Yani bu şekilde gıyabi olarak kılındığı kitaplarda yazılı. Kılınabiliyor mu? Kılınabiliyor. Ama bu her şartta mı? Çünkü o zaman o hükümdar orada, yani Müslümanlar çoğunlukta değil, cenaze namazını kılıp kılacak kimsesi de yok. Garip. Belki o sebeplendir, kitaplarda öyle yazıyor. Ama her olur olmaz da bunu böyle yapmak, yani şeriata terstir. Fıkıh kitaplarında yazılana terstir. Bir yerde gösteri aleti olarak kullanmak, şov haline dönüştürmek, o da uygun diye bir tesir olmaz. Yani şov olarak orada kalır. Gösteri olarak orada kalır. Hani bazılar olur falan. Yalancı pehlivanlar derler, atar tutar işte şöyleydi böyleydi falan filan. Benim hatırıma hep böyle o temel fıkrası geliyor. Temel için anlatırlar da temel böyle işte iri yarı kıyınmış falan. Neyse temeli her kılığa sokuyorlar. İşte herkesi yeniyor, herkesi dövüyor falan. Bir gün ondan daha iri yarı birisi gelmiş. Bu böyle arkasından gelmiş o. Gelmiş bunun ensesi bir tokat kadar atmış. Bir dönmüş bakmış ki aha kendisi gibi iki misli. Demiş şaka mı ciddi mi? Ciddi ne olacak demiş. Ben şakadan hoşlanmam da demiş falan. Ben şakadan. Şimdi zamanımızda bu şekilde böyle şey derlerdi bize çocukken. Bu dedi pilav pehlivanı derlerdi. Somun pehlivanı. Somun pehlivanı, pilav pehlivanı. Bizim orada da düğünlerde pilav meşhurdu ya. Evet. Onu da kullanırlardı. Bu pilav pehlivanı. Ve sizin dediğiniz gibi o Türkiye genelinde somun pehlivanı. Yani öyle somun pehlivanları, pilav pehlivanları pek çok. Bir de zamanımızda o çok hoşuma gidiyor. Her yerde anlatıyorum ben onu. Burada da defalarca anlattım. Şehzade Şirazi Hazretleri anlatıyor Bostan Gülistan'da. Adam aslan avcısıymış. Aslan avcısı böyle. Bir gün aslanın izini sürmüş. Tam ormana kadar gelmiş. Orada kaybetmiş aslanın izini. Etrafına bakarken bakmış orman bekçisini görmüş. Bekçiye demiş ki ben demiş o aslan avcısıyım demiş. Buraya kadar izini sürdüm kaybettim demiş. Bana yardımcı olur musun? Avcı ya aslan avcısı falan. Bekçi demiş ki ya demiş izine ne gerek var demiş. Arslan nerede olduğunu ben biliyorum. Gel seni götüreyim deyince adam rengi atmış. Ben sana demiş arslanı kendini bir soruyorum demiş. İzini soruyorum. Yardım edeceksen doğru düzgün yardım. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Çocuk. Efendim ilk dinleyicimiz 16 yaşında bir oğlum var dedi. Sessizdi zaten dedi. Şimdi daha çok sessizleşti. Bizi de beğenmiyor dedi. İşte daha önce dedi okuyordu falan şimdi okumuyor. 16, 17, 18, 19 kritik yaşlar. Atalarımız deli kanlı demişler. Kanın deli olduğu dönem. Fazla üstüne gitmesin. Sadece hatırlasın. İyi muamele etsin. Dışarısı sokak berbat. Eskiden televizyon diyorduk. Televizyon artık yaşlıların oyuncağı gibi bir şey oldu. Telefon cepte. Dolayısıyla her tarafa rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için kendilerini sevdirsinler. Bıktıracak şekilde üstlerine gitmesinler. Ve her namazın arkasında çok dua etsinler. Gece seher vakti kalkıp ya Rabbi oğluma dinini bilen seven kimseler arkadaşıyla babaannem rahmetli bizim için derdi Allah-u Teala yol şaşkınlığı vermesin diye. Şimdi daha iyi onu anlıyorum.
Bidat ehli de bir yoldur, ehli sünnet de bir yoldur. Yol şaşkınlığı, ehli sünnetten çıkarsın, bidat ehli olursun, değil mi? Yolun bozuk olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Dua etmeli. Çünkü bu dinleyicimiz yayına girdi, seslendirdi. Ama şu anda çok aile çocuğundan böyle muzdariptir. Onun için kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, bunlara şefkatle, merhametle yaklaşın. Yani anne babanın sevgisini çocuk dışarıdaki yalancı, sahtekar, riyakar, aynı şekilde gösterişli yaptıkları şeylerden ayırt etsin. Ve evden kopmasın. Evden koparsa dışarıda canavar çok. Oğlun da aynı şekilde, kızın da elinde çıkar gider. Sonra sana geri döndüğü zaman, bizim şeylerde işte üniversite yıllarımızdaydı. Adam bir tanesini oğlunu tutmuş, doğru götürmüş bir üniversiteye. Gitmiş oradaki fakültenin dekanına. Bunu demiş, alın, ben oğlum böyle vermedim, bana oğlum verin. Üniversite bozmuş yani. Ben oğlum böyle vermediydim diyor. Siz diyor aynı şekilde onu bozdunuz. Güya üniversiteler işte eğitim eğitim falan, hepsi hikaye. Eğitim eğitim falan yok. Postası kalıyor artık. Postası kalıyor tabii. Allah-u Teala onun için bu zamanda Emel abilerin buyurdukları gibi herkes kendisine baba olacak. Çoluğun çocuğunu ateşten kurtulmak için uğraşacak. Cenab-ı Hak hepimiz sonuna ayrı eylesin. Efendim dinleyicimiz, akşam namazı ne zamana kadardır? Akşam namazı ne zamana kadardır? Efendim kitaplarda mesela Tamim Nasadeti Ebediye kitabının namaz vakitleri bahsi var. Orada her namaz vaktinin girişini astronomik olarak da belli şeylerle, onu defalarca okuyacaksın. Belli bir de altyapın olacak oradakini anlayabilmen için. Şimdi okur, ben bir şey anlamadım. Tabii anlamazsın. Astronomi bilgin yok. Önce o terimleri, deyimleri öğreneceksin. Efendim bunlar Türkçe yazı. Türkçe yazılı zaten. Almanca yazılı değil. Tamam mı? O deyimleri, o tabirleri aynı şekilde öğreneceksin. Belli bir altyapın olacak. Ondan sonra orasını okurken astronomik olarak da namaz vakitleri nerede giriyor, nerede çıkıyor öğrenirsin. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi Türkiye takvimi, o oradaki hesaplamalara göre yapılmıştır. Mesela İstanbul için, elimde şu anda Türkiye takvim var, 4 Rebiyül Ahir 19 Ekim Perşembe 2023. Orada deniyor ki imsak 5.31, sabah namazı 5.48, yani 6'ya 12 kala giriyor. Güneş 7'ye 12 gece doğuyor. Sabah namazı 5.48'de başlıyor, 7'ye 12 gece devam ediyor. Ondan sonra öğle namazı 13'te. İstanbul'da giriyor. Nereye kadar devam ediyor? Asr-ı evveli 16.02. İkindi vaktinin girişine kadar. 16.02'de ikindi giriyor. 18.27'de akşam oluyor. Bu 18.27'ye kadar ikindi vakti. Yalnız akşam güneş batmasına 45-50 dakika kala mikrofak giriyor. Ona dikkat etmeli. Onun için Türkiye takvimi, hatta Türkiye takviminin zannedersem bu telefonlara indirme, evet, ona indirme şeyleri de var. Girip onu şey yaptığın zaman, sen neredeysen, Konya'da mısın, Afyon'da mısın, İzmir'de misin, Erzurum'da mısın, o zaten otomatik olarak geliyor. İşte sana vakitlerini hemen söylüyor. Bir de Işığı evvel, Işığı saniye. Mesela Türkiye takviminde Işığı evvel ilk yatsı yazılı. Bundan 10 dakika sonra Işığı saniye girer. Diyelim bir yerden geldin, akşamı kılamadın. Hala 10 dakika zamanın var. Hemen abdest alıp farzını kılabilirsin. Öyle de öyle. Mesela şimdi 14.02 dedi ikindi. Hala daha 40 dakika zamanın var. Mevsimlere göre değişiyor. En uzunu Haziran'da 72 dakika. En kısası 36 dakika Aralık'ta. Dolayısıyla o 40 dakika içerisinde hala öğleyi kılabilirsin. 16.02'ye ekleyeceksin. Onu. Evet, 16.42. Evet. Oraya kadar aynı şekilde öğleyi kılabilirsin. Bu mevsimde ama. Bu geriye de şey yapabilir, ileriye de gidebilir mevsimlere göre. Dinleyicimiz bir de dedi ki, ben de Zamm-ı Sure'yi dedi okumadım. Rüküye gittim, hatırladım. Geri döndüm, Zamm-ı Sure'yi okudum. Secde-i Seyf yapacak mıydım? Efendim orada geri dönmesine gerek yoktu. Secde-i Sehiv'le o namaz kurtulurdu. Peki gitti, geri döndü. Gene Secde-i Sehiv yapacak mıydı? Evet, Secde-i Sehiv yapacaktı. Peki bu namazı iade mi etsin? Bir kavle göre iade etmesine gerek yok. Çünkü o kavilde farzlar yapılmışsa namaz sahihtir. Namaz sahihtir. Ama başka bir kavilde de namazın farzlardan birisi terk edilirse artık bu namaz iade edilir. Vakti çıktıysa kaza edilir. Vaciplerden birisi terk edilmişse bu namaz iade edilir.
veya tehir edilmişse. Namazın içindeki farzlardan birisi de tehir edilirse, geç yapılırsa, vaciplerden birisi terk edilirse veya tehir edilirse secde-i sehvle kurtulur. Ama diğer bir kabilde eğer namazın içindeki vaciplerden birisi terk edilmişse, yani secde-i sehv yapsan bile bunu iade etmek vaciptir. Sünnetleri terk edilmişse bu namazı iade etmek sünnettir diye saadeti ebediyette geçiyor bu. Efendim, yanlış anlamadıysam ya da yanlış duymadıysam, namazda diyor bazı şeyler diyor hatırımıza geliyor. Hele bu zamanda kimin gelmiyor ki? Peki efendim hiç gelmeyeni var mı? İşte olarak Allah'tan öyle yarattığı kullar var. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesi kitaplarda anlatılıyor. Biz de naklediyor zaman zaman. Ona benzer Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bazı kullar var. Namaza girdiği zaman dünyadan çıkıyor. Bazılar var Kur'an-ı Kerim okurken dünyadan çıkıyor. Bu Allah-u Teala'nın o kuluna bir ihsanıdır, lütfudur. Nefs iman etmemişse bizim gibi avamın hatırına mutlaka bir şeyler geliyor. Peki efendim bizimkiler zayi mi oluyor? İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri Mektubat kitabında buyuruyor ki imanın da amellerinde bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala suretini de kabul ediyor buyuruyor. Yoksa buyuruyor orada İmam-ı Rabbani Hazretleri, o hakikatini isteseydi yeryüzünde iman eden Müslüman olan kimse 3-5'i geçmezdi. Efendim bu da şimdi çok az falan. İşin aslı ve doğrusu bu. Onlar o büyüklerin buyurduklarıdır. Peki efendim niye naklediyorsunuz? Veya niye kitaplara bunlar yazılmış? Niye bu zatlar bunları bildirmiş? Ha böyle 5 vakit namazı kılıyorum diye havalanma. Kibre kapılma. Ve başkasını hafife alma. Tepeden bakma. Yani bize haddimizi bildiriyor. Evliya-i Kiram'dan bazılarının mesela hallerini yerini gelince şey atıyoruz falan. Hatta biz kendi kendimize Mustafa Bey'le de takılıyoruz. Çıtayı yükselttik gene falan diye. Dinleyicimiz söylüyor. Çıtayı çok yükselttiniz. Öyle olamayız. Doğru. Öyle olamayız. Bu ihsan-ı ilahidir. Ya Davud Tahir Hazretleri 30 sene oruç tutmuş. Annesi anlayamamış. Biz anlatıyoruz ama Allah Teala açığa çıkartıyor. Davud Tahir Hazretleri ey millet ben işte şu kadar sene oruç tuttum demedi. Annemin, dememiş. Annemin bile haberi olmadı değil mi? Olmadı. Dememiş. Ama Allah-u Teala onun 30 sene oruç tuttuğunu açığa çıkarmış. Niye? Bizim gibi gafil kullarını yani bir şey yapıp da böyle 2 vakit namaz da şey yapmayın falan. Yani bir hadis anlatırlar ya, bir kurban bayramında adam yeni Müslüman olmuş. İşte bir önlük almış kurban kesecek falan. Hayvanın boğazına şey yapıyor. Kan sıçramış falan. Hayvan ayağa kalkmış böyle şaşırmış kalmış. Ya demiş bu nasıl kesilecek diye yanında cami varmış. Camiye gideyim falan demiş. Gitmiş ama elinde bıçak üstü başı kan. İçinizde demiş Müslüman var mı? Demiş kurban keseceğiz falan. Şimdi onu gören kaçmış. Oradaki imam da şam namaz kıldırmakla Müslüman olurmuş demiş, o da kaçmış. Korkudan. Allah Allah. İşte bu kadar yani. Bu kadar. Yani bu bir hikaye, bu bir fıkra. Efendim işte imamlar, ya imam falan değil arkadaşım ya. Bir kimse imam olunca cennetlik demek değildir ki. Nice Şeyhülislam Bakanı'na sarıklı cübbeliler gelmiş, Musa Kazım gibi mason, Kahire müftüsü olmuş mason Abduh gibi, nice kafirler olmuş. Peygamberimiz zamanında İbn-i Selül münafığı vardı, bunlar camiye geliyorlardı. Hatta o münafığın cenazesine Peygamberimiz iştirak etti, 1000 tane münafık Müslüman oldu. 1000 ya. Sahabe-i kiramın arasındaydı bunlar. Peygamberimiz bunları biliyordu. Huzeyfe İbn-i Yemane radıyallahu anh hazretlerine de bildirmişti. Dolayısıyla Allah-u Teala dünyada hakla batılı karışık yaratmış. Karışık bildirmiş. Peki ben dikkatimi çekmişti. Seneler önce daha o zaman Balıkesir Gönen'deydim. Hocamız buyurmuşlar. Efendim bu nübüvvet yolu büyüklerinin de talebelerinin arasına münafıklar olur. Olur. Ya teslim olur veyahut da bir müddet sonra sıkılır defolur gider. Niye? Çünkü burada açığa çıkacak. Böyle ikide bir yalan, riya falan filan. Peki menfaat sebebiyle, ya dedim bu şeyler ne enteresan ya, 3 kuruş menfaat için. 3 kuruş menfaat için neler neler yapıyorlar falan. Hani devlet de yaptırıyor bazen. Görev verdiği şey var. Mesela diyelim ki bir arkadaşım birisi anlattıydı. Neydi o sivil polislerin özel bazı yerler, cemaatlerin içerisine soktukları yerler var. Özel eğitimli onlar. Mesela bir tanesi orada işte şalvar giyecek. Şalvar işte yeri şey yapıyor onu. Ayağıyla çiğniyor falan filan. Demişler ne yapıyorsun? Akşam demiş vazifeye çıkacağım. Niye yapıyor onu?
Yani Şalvar o kadar eciş bücüş olmuş ki gece uyuyamamış. İbadet yaparken onunla yapmış kalkmış. Ya mübarek derviş. O intibayı verdirecek. O intibayı verdirecek vazifesini yapmak için. Vazifesini yapmak için. O intibayı verdirecek. Yapanlar olmuş mu? Olmuş. Müslümanların arasına o şekilde öyle girenler ve bunlar aynı şekilde yapanlar. Hatta şeyhlik yapanlar bile olmuş. Şeyhlik yapanlar bile aynı şekilde olmuş mu? Evet olmuş. Hele Yahudilerden, İngilizlerden adam uzun süreli aynı şekilde davasına hizmette bulunmak için o fedakarlığı yapıyor. İşte İngiliz Asya Hanford'un anlattıkları. Hakikat kitabı yayınlatıyor kitabı. Ha bazıları efendim o kitabın aslı yok. Allah Allah, İngilizlerden daha çok uşakları böyle şey yapıyor. Feryadı figan ediyor, onun aslı yok diye. Zaten öyle oluyor biliyor musun? Uşakları hemen devreye giriyor. Ses onlardan geliyor. Sen İngiliz'e tokat atıyorsun, ses başka yerden. Ses başka yerden geliyor. Anlıyorsun ki aha bu uşağı. Allah Teala muhafaza buyursun. Hidayet nasip etsin diyecek herhangi bir şey bir söz konusu değil. Dolayısıyla efendim. Namaz kılarken çeşitli düşünceler gelir mi? Gelir. Hani Enver abilerin anlattığı bir şey var. Bir gün cemaatte namaz kılınıyor. İmam şaşırıyor. Selam veriyor falan. Cemaat demiş ki 3. rekat. Yok 4. rekat. 3, 4. İmam da tam şey yapamamış. En son bir tanesi demiş ki 3 demiş. 3'te selam verdik. Nasıl bildin? Vallahi demiş ben demiş 4. rekatta selam verirken kasayı kapatıyordum demiş. Kasa kapanmadı, açık kaldı. Dolayısıyla hiç. Peki bütün bunlara rağmen böyle bir namazın da sevabını gönderebilir miyiz? Sevap verilirse göndeririz. Hanefi mezhebinde caiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.